Bir kavşak, bir kesişme noktası ve ana yoldan gelip geçen binlerce aracın baktığı belki de en önemli nokta. Burası Edremit'imizi simgelemeliydi. Edremit'imizin simgelerinden ne kadar turizm ağırlıklısa da esas simgemiz bu Kaz Dağları'nın tatlı meltemiyle dünyanın en kaliteli yağını üreten zeytin ve zeytin ağacımız. Onu burada bir sembol halinde gelip geçene göstermeye, Edremit'e uğramadan geçen herkesin gözüne küçücük de olsa çarpan bir eser olmaya aday olarak bu anıtı yaptırdık. Anıt daha tamamlanmadı. Etrafında daha değişik zeytin ve zeytinyağıyla ilgili parçalar da olacak. Ve bu yoldan gelip geçen herkes şu küçücük birkaç saniye içinde bile Edremit'in bir zeytin merkezi, bir zeytin başkenti olduğunu hissedecek. Ben ona inanıyorum. Bu konuda anıtımızın düzenlenmesinde emeği geçen sevgili peyzaj mimarım Emrah'tan başlamak üzere anıtı yapan sevgili Mustafa Hoca'ya ve son noktaya kadar uğraş veren fen işlerinde, park bahçelerde çalışan bütün arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Ve anıtımızın, Edremit'imizin sembolü zeytine olan katkıyı yapacağına inanarak hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim katıldığınız için. Yuka bu kürsüyü kenara çekelim mi? Evet. Bayanlar olarak siz çekin bakalım. Edremit Kaymakamımız Sayın Ali Sırmalı ve değerli hanımefendi ile Edremit Belediye Başkanımız Sayın Kamil Saka ve kıymetli hanımefendi Sayın Başkanımızın ifadesiyle hanımefendilerin de bereketiyle birlikte açılışını hep birlikte yapıyoruz. Gel yanıma gel. Evet, odalarımızın, borsalarımızın değerli temsilcilerini de davet ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Alkışlarınızla açıyoruz değerli misafirler. Tekrar hayırlı olsun efendim. Evet, programlarımız devam ediyor. Saat